Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen, Gönen'e 25 kilometre, Biga'ya 27 kilometre, resmi yolu olan 1200 metrekareden oluşan bir arsamızın çekimine geldik. Arsamızın içinde yaklaşık 30 yaşında bir köy evimiz var. Şöyle gösterelim, evim arkamda. Arsamızın sınırlarıyla başlayayım size. Arsamızın sınırı ortalama şuralardan başlıyor. Yerimiz sona kadar devam ediyor. Yine aynı şekil orada birazdan da anlatacağım gibi fındık ağacına kadar da gidiyor. Geniş bir cephesi var. Çok güzel, doğa harikası bir yerdeyiz. Şöyle etrafı bir gösterelim. Şu karşı tarafı da alalım. Özellikle yemyeşil doğa alanı içindeyiz ve deniz manzaralı bir yerdeyiz şu an. Şöyle yavaş yavaş içeri doğru gidelim. Evden anlatmaya başlayalım. Mükemmel manzarayı birazdan size arka bahçede tam detaylı anlatacağım. Şöyle gidelim. Eve doğru giderken sağ tarafta bir mini bir depo karşılıyor. Hemen yanımda araba park edebileceğiniz bir alanımız var. Bunun da üstünü kapatıp istediğiniz gibi otopark yapabilirsiniz burayı da. Şöyle eve doğru giriyorum. Küçük bir koridor karşılıyor bizi. Hemen sağ tarafımızda tuvalet, banyo alanımız var. İkiye bölünmüş, bir taraf tuvalet, bir taraf banyo şeklinde. Eve girdiğimiz gibi güzel bir, her köy evinde olduğu gibi geniş bir odamız var. Salon diyebileceğimiz oturma alanımız burası. Hemen yan tarafında güzel bir dikdörtgen şeklinde, kare şeklinde güzel bir odamız var. Tabii ki böyle görüyorsunuz, yine bahçe sınırımızı görüyor. Dönüyorum. Sağ tarafımızda hemen bir odamız daha var. Ve odamızda, burasını yatak odası olarak düşünebiliriz. Odamızda iki tane bölme yapıyoruz. Bu bölmeler giyinme dolabı olarak düşünebilirsiniz. Ve buradan çok güzel bir manzaramız var bu odanın. Arka bahçeden önden de gördüğümüz gibi mükemmel bir şekilde denizi komple görüyoruz. Genel odaları kullanabilir durumda. Dolapları falan tabii ki eski usul. Ama hani eski evimiz var ama kullanılabilir. Eşyalarınızı koyup elektriği suyu açıp direkt oturabilirsiniz. Yine mutfağımızdan da bahçemizi görüyoruz. Şimdi sizlere arka bahçede anlatmaya devam edeyim. Şimdi evimizin yan bahçesindeyiz. Şöyle girelim yavaş yavaş. Burada böyle 50 metrekareden gibi oluşan bir damımız var. Şimdi şu an kapıyı açamıyorum size. Şu an içinde hala hazırda koyunlar var zaten. Yani bu aradan gösterebilir miyiz, görebilir misiniz bilmiyorum. Koyunları da size gösterelim. Yani yavaş yavaş bu tarafa doğru gittiğimizde arkamda gene kümes var, iki tane 50 metrekareden oluşuyor ortalama. Sağlı sollu iki odadan oluşuyor. Bunlar da şu anda hala hazırda bakılan tavuklarımız var. Arka bahçeye doğru gidelim. Oradan devam edelim anlatmaya. Bu küçük aradan geçtik arka bahçemize. Arka bahçemizden buraya çok güzel, benim de tavsiye edeceğim, buraya çok güzel bir veranda yapılması gerekiyor. Çünkü şu muhteşem manzarayı görüyorsunuz. Buradan Avşa Adası, Marmara Adası, hatta sahibinin bize dediğine göre hava açıkken Tekirdağ'a kadar buradan görebiliyorsunuz. Yerimizin sınırları buradan başlıyor. Aynı şekilde az önce dediğim gibi fındık ağacına kadar gidiyor. Böyle gidiyor. Aşağı kadar devam ediyor. Şu an gösterelim. Buradan da gidelim. O tarafına, bu tarafına doğru öbür sınır. Bunlar tanıtayım size. Yerimizin bu sınırda ortalama şu saçaklardan geliyor. Buradan da aşağı kadar gidiyor. Aşağıda bir deremiz var. Tabii ki burada biraz bir eğim var. Burada yan tarafta çeşitli ceviz ağacımız, zeytin ağacımız vesaire var. Bunlar da sizin resmi kendi yerinizin içinde. Dereye kadar sınır gidiyor yerimiz. Sizlere bu güzel manzara önünde veda etmek istiyorum. Detaylı bilgi için ekranda geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Fiyatlarımız iç açıklamalarda yazıyor. Oradan fiyatlarımızı görebilirsiniz.
Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.